Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner modelini yapacağız. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Bu sefer sivri uçlu bir model çalışmak istedim. Bu örnekten runner, battaniye, koltuk şalı, omuz şalı da yapabilirsiniz. Başlangıcını gösterdim ben. Bu başlangıçta aynı şekilde büyütmeye devam ederseniz, benim gibi burada düz gitmeye devam etmezseniz bundan harika bir omuz şalı da yapabilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. 2 mm koton makrome ip kullandım. Pim %60 koton, %30 polyester karışık bir ip. Ama farklı ipler de kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Türkiye'de kullandığınız marka ipleri yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımıza da fikir olur. Eni 35 boyu, sivri uçtan diğer sivri uca kadar püskülsüz hale 135 santim. Bu ölçüdeki bir modele yaklaşık 400 metre ip gitti. Bunu yaparken 4 milimetre tığ kullandım. Eğer farklı daha ince ipler kullanacaksanız bu kullanılan ip ölçüsü de değişecektir. Bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. İster sarkıtarak kullanabilirsiniz, ister bu şekilde masanın üstünde düz kullanabilirsiniz. İki türlü de hoş duruyor. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için videonun ilk yayınlandığı gün beğen ve yorum yaparsanız kanalıma çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi dantelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra çektiğim zinciri birleştiriyorum. 4 zincir çekerek sırama başlıyorum. 3, 4. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu yapmış olduğum halka içinde üçlü trabzan yapıyorum. Yani iki sefer doladığımı son seferde ikisini birlikte yapıyoruz. 1, 2, sonuncusunu ikisini birlikte. Bu şekilde toplam 4 tane yapıyoruz. Bu ilk çektiğimiz zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Bu 1, bu şimdi yaptığımız 2. Üç, dört. Arada üç zincir. Bir, iki, üç. Şimdi bu diğer yaptığımız taraftaki gibi tekrar dört tane üçlü trabzan diğer tarafa yapıyoruz. Tığımıza iki sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde toplam dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, İki, üç ve dördüncüyü yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dört bu tarafta, dört bu tarafta. Şimdi yeni sıraya 7 zincir çekerek başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk yaptığım trabzan içerisinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3'ünü birlikte yapıyoruz. 3 zincir. Bu arada çektiğimiz 3 zincir olan yerde hemen şu trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu sefer bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir yapıp aynı bu taraftaki işlemi yapacağız. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum.
Bu ilk yaptığımız zincirlerin sonuncu zincirine, yani bu bizim burada ilk trabzanımız sayılıyor. Onun tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Buradaki 4 zincir ilk trabzan yerine, aradaki 3 zincir şu anda çektiğimiz 3 zincir yerine çektik. Toplamda 7 zincirle o yüzden başladık. Şimdi bu kenar kısmında gergin durmaması için bu kenarlarda 3 sefer dolayarak trabzan yapacağız. Burada normalde 2 sefer yapıyorduk. Şimdi 3 sefer yapıyoruz kenarlarda. 1, 2, 3. Aynı boşlukta batarak trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve sonuncu, dördüncü ikisini birlikte yapıyoruz. Bu kenarlar gergin durmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu şekilde trabzanlı sıraya başlıyoruz. Bu model 2 sıra olacak hep böyle. Bir sıra böyle trabzanlı, bir sıra böyle boşluklu olarak yapacağız. Şimdi yeni sıraya 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 4 zincir çekiyoruz trabzan yerine. Ama bu kenarda gergin durmaması için 5 zincirle başladık. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı buradaki gibi toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Toplamda 4 adet üçlü trabzan yaptık ilk çektiğimiz zincirle birlikte. Şimdi arada 3 zincir. Tekrar aynı buradaki gibi diğer tarafa da toplam 4 üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 adet trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Bu boşlukta trabzan yapma işlemi bitiyor. Şimdi bu boşluğa batarak buraya gelerek aynı işlemi burada yapacağız. Arada 2 zincir. Bu diğer sırada arada çektiğimiz 3 zincir olan yere boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Yarısına kadar gelmiş oluyorum. Şimdi diğer yarısına geçiyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki aynı işlemi buraya yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Aynı burada yaptığımız gibi ilk 3 taneyi 2 sefer dolayarak, sonuncusunu 3 sefer dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. İlk trabzanımı yapıyorum aynı boşlukta. 1 2 3. sefer 2 3. sefer ikili dolayarak yaptım. Şimdi 4.sünü 3 sefer dolayarak yapıyorum. Ve aynı zamanda buradan 4. zincire batarak yapıyorum ki bu kenar böyle kayma yapmasın diye. 1 2 3 4. 4. zincirin içinde normal 3 sefer dolayarak yaptığım trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kenarımız gergin durmuyor. Kenar kısmı daha hoş görünüyor. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız gibi yapacağız ama bu sefer bir boşluk çoğalmış olacak. Kenarlardan çoğaltarak bunu istediğimiz genişliğe kadar yapacağız. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi 8 zincir yaparak sıramı dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
sıramı dönüyorum. Buradaki gibi tığıma iki sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Üç zincir. Burada boşlukta hemen trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Bu sefer aynı boşlukta diğer trabzanın yanında bir sık iğne. Şimdi bu kenarda yaptığımız işlemi artık bu ortada da yapacağız. Çoğaltma işlemi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Bu diğer sırada sık iğne yaptığımız yere aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doladım. Trabzan değil. Burada diğer sırada sık iğne yaptığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Aradaki 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. Aynı işlemi burada da yapmış olduk. Şimdi 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Diğer tarafta aynı boşluk içerisinde trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sonuncu zincirin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Diğer trabzanı yaparken aynı burada yaptığımız gibi 3 sefer tığımıza doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde sırayla doladıklarımızı 1, 2, 3 ve en son ikisini birlikte yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi aynı bu sırayı tekrar edeceğiz bu sırada. 5 zincir çekerek sıramıza başlıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığım işlemi buraya yapıyorum. İlk yaptığımız zincir birinci trabzan. Bu ikinci trabzan. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçüncü trabzan. Aynı boşluk içerisinde dördüncü trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar 2 sefer doluyoruz. Diğer tarafa da 4 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Ve 2 zincir çekip buraya batıyoruz. 2 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız bu boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir. 2 sefer tığımıza dolayıp aynı buralarda yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafa 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir.
Bu diğer sırada yaptığımız boşluğun içinde bir sık iğne. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum ve burada da aynı işlemi yapıyoruz. 4 bu tarafa, 4 diğer tarafa trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi 3 tane ikili, dördüncüyü 3 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. 3 sefer doluyoruz ve buradan dördüncü zincire batarak trabzanımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Bu şekilde. Şimdi bu aynı bu sırayı tekrarlayacağız. Burada 3 tane trabzan yapacağımız yer olmuştu. Şimdi bu sırada 4 tane olacak. Bir dahakine 5 tane olacak. Bu şekilde yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapıyoruz. Ben bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. olan yere kadar genişletmişim. Burası benim için ideal bir ölçüydü. Şu anda ütülenmemiş hali 35 santim oldu buraya kadar. Eğer siz de bu genişlikte yapmak istiyorsanız benim yaptığım sıra kadar yapabilirsiniz. Eğer hala istediğiniz genişliğe gelmediyse biraz daha bu sırayı ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sefer bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra normal düz gitmeye başlıyorum. Şu anda 1, 2, 3 yapmışım. Bu şekilde 2 sıra daha yapıp ondan sonra düz gitmeye başlayacağım. Bu şekilde büyütüyorum. Böyle beşli olana kadar böyle büyütmeye devam ediyorum. Siz de yapmak istediğiniz genişliğe kadar bu son 2 sırayı tekrarlayarak büyütebilirsiniz. Yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Ondan sonra düz olarak devam edelim. Şimdi yapmak istediğim genişliğe kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane oluyor. Ve 5. sıra olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu benim için yeterli bir genişlik. Şimdi sivri yapma kısmı bitti. Artık düz gitmem gerekiyor. Artık çoğaltma yapmamam gerekiyor. Şimdi çoğaltma yapmadan sıraya geçerken model hem bu şekilde oymalı olmuş olacak hem de artık model düz gidecek. Bu sivri kısmı bitirdik. Şimdi düz kısma geldik. Buraları yapacağız. Şimdi bir sırada böyle sivri, bir sıra içten yapmamız gerekiyor. Şimdi burası sivri kısım olacak. Benim buradan başlamam gerekiyor. O yüzden buraya kadar iz sürme yapmam gerekiyor. Şimdi tersine dönüyorum. Bu trabzanların tepesine batarak iz sürme yapıyorum. Sırasıyla bütün trabzanların tepesine batıyorum. Şimdi ilk zincire batıyorum. İkinci zincire de aynı iz sürme yapıyorum. Sonra boşlukta bir sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Buraya kadar iz sürme yaparak geldim. Tam bunun ortasından sırama başlamam gerekiyor. Bu kenar böyle sivri kalacak. 3 zincir. Aynı bu boşlukta yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Diğer sırada sık iğne yaptığımız yere trabzan yapıyoruz. 2 sefer doladıklarımızı ve ikisini birlikte yapıyoruz. 3 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Aynı boşlukta sık iğne olan yerde trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve ikisini birlikte. 3 zincir. Bu boşluğa gelerek aynı diğer yerlerde yaptığımız gibi boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde diğer trabzanın yanında bir sık iğne.
Bu şekilde sıramızı buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sonra sıramızı burada bitiriyoruz. Buraya kadar aynı şekilde devam edelim. Bu sonuncu sık iğne olan yere kadar aynı şeyi tekrar ettim. Bu boşlukta yaptığım şeyi aynı boşluklarda yaparak devam ettim. Şimdi aynı bu başlangıçta yaptığımız gibi, ben bu boşlukta başladığım gibi bu boşlukta da bitmem gerekiyor aynı olması için. 3 zincir yapıyorum. Ve burada ikinci zincirin içinde ya da boşlukta bu şekilde bir sık iğne yaparak sıramı bitirmiş oluyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sırama başlıyorum ve sıramı dönüyorum. Bu yapılan işlemi burada yapmaya başlıyoruz. Normalde burada kenarlar gergin durmasın diye 4 zincirle yerine 5 zincir başlıyorduk. Ama artık burada normal trabzan yapmaya başlayabiliriz. Ama burada ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. Çünkü zincirle burada başlıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Normal bu arada yaptığımız gibi burada yapıyoruz. Kenarda yaptığımız gibi değil. Bu normal ara boşluklarda yaptığımız gibi burada yapıyoruz. 2 sefer doladım. Boşluk içerisinde trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. Buradaki çektiğim zincir trabzan değildi. Sadece sıraya başlamak için çektiğimiz 3 zincirdi. Şimdi 3 zincir 2 sefer dolayarak aynı boşluk içerisinde 4 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Normal sıralarda yaptığımız gibi devam ediyoruz. 2 zincir. Bu arada yaptığımız 3 zincire batarak bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekerek tığımıza 2 sefer doluyoruz. Normal burada yaptığımız işlemi burada yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 arada 3 zincir. Tekrar 2 sefer dolayarak aynı 4 tane trabzanı aynı boşluk içerisinde yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 2 zincir çekerek buradaki boşluğa batıyoruz. Buraya kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Burada da aynı işlemi yaparak buraya kadar yapıyoruz. Ve burada yani toplamda 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Diğer sırada 5, burada 4. Sonuncusunda da trabzanlarımı yaptım. Aynı buradaki gibi sıramın bitmesi gerekiyor. Burada 3 zincir çekerek başlamıştım. Burada da 3 zincir çekerek bitireceğim sıramı. Aynı bu boşlukta bitecek. 3 zincir. Bu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum ve sıramı burada bitiriyorum. Bu model bir sırada 5 tane böyle trabzanlı yer olacak. Bir sırada 4 tane trabzanlı yer olacak. Şimdi biz aynı bunun gibi 5'li yapmaya başlayacağız. Aynı bu kenarlarda yaptığımız gibi çoğaltıyormuş gibi yaparak bu kısmı yapacağız şimdi. 8 zincir. 1 sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sanki çoğaltma yapıyormuş gibi, bu kenarda sivri yer yapıyormuş gibi burada çoğaltacağız. Burayı yapacağız. Aynı sık iğnenin içerisine bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir. Bu az önce yaptığım trabzanlı yere boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne.
arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne, 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu aradaki sık iğne yaptığımız yere trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir, tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı boşlukta trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir, trabzanın yanında boşlukta sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve burada da bir çoğaltma işlemi yapacağız. Buraya kadar aynı işlemi yapalım. Bunun ortasına kadar aynı işlemi yapalım. Buraya kadar aynı normal bir şekilde yaptım. Şimdi bu kenara batacağız. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu en son yaptığım sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Tekrar arada 3 zincir, tığıma tekrar 3 sefer dolayarak aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı buradaki gibi 5 zincir sıramı dönüyorum. Aynı buradaki işlemi buraya yapıyoruz. Tığımıza 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde bu birinci trabzanım, bu ikinci trabzanım, 3, 4, 3 zincir, tekrar diğer tarafta 4 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı boşluk içerisinde. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Benim aynı burada yaptığım gibi tam ortadan başlamam gerekiyor. Şimdi sivri kısmı bitirdik. Bu da ikinci sivri. Şimdi ben bu ortadan başlamam gerekiyor. Tersine çeviriyorum. Trabzanların tepesinde iz sürümü yaparak zincire kadar geliyorum. Bütün trabzanların tepesine battım. Birinci zincirin içinden de iz sürümü yaptım. İkinci zincirin içinden de üst sürme yaptım. Boşlukta bir sık iğne yaparak sıraya başlıyorum. 3 zincir, tığımı 2 sefer dolayarak bu sık iğnenin tepesine trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir, tığımı 2 sefer dolayıyorum. Sık iğnenin tepesine trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, burada trabzanın yanında batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu modelin aynı bu 4 sırayı, son 4 sırayı tekrarlayarak modeli yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Şu anda bu sırayı yapıyorum burada. Sonra bu sırayı yapacağız. Sonra bu sıra, bu sıra. Yani şu 4 sırayı hep tekrar ediyoruz. Hep tekrar ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde yapıyoruz. Örnek çok basit. Bu kenarları karıştırmazsak hiçbir şey olmaz. Bir sırada 5 tane olacak, bir sırada 4 olacak. Bunu isterseniz her sırada kontrol edin. Bir yanlışlık olmasın. Şu anda ben 5 tane yaptım. Bu sırada 4 tane yapacağım. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bu benim hazırladığım. Burası sivri kısmı. Burası da düz gelen kısmı. Bu şekilde yapmak istediğim uzunluğa kadar hazırladım. Buradan sonra da sivri kısmın geleceğini unutmayalım. Ona göre boyunu hesaplayarak yapalım. Diğer kısım da yaklaşık bu sivri kısım kadar olacak. Şu anda ütülenmemiş. Ütülenince ölçüsü tabii biraz daha farklı olacaktır. Mesela bu sivri kısım benim 15 santim.
Eğer siz bunu 50 santim bir masa örtüsü yapacaksanız, burası 15 santim. Diğer uç kısım da 15 santim olacak. Ne olacak? Toplamda 50 santim. O zaman bu arada 20 santim uzunluğunda bir yer yapmanız gerekiyor. Öyle hesaplayabilirsiniz boyunu. Mesela şu anda örnek verdim yani. Burası da 20 santim. Burası da 15 santim. Buradan sonra da 15 santim de diğer sivri uç gelecek. 50 santimi tamamlamış oluyorsunuz. Bu uç kısmı ölçtükten sonra boyunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben kendi yapmak istediğim uzunluğa kadar hazırladım. Şimdi diğer sivri ucu yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Sivri yeri yapmaya başlayacağız. Bu yapmak istediğimiz uzunluğu bu dörtlü olan yere kadar yapıyoruz. Bu beşli olan yerde değil, sivri olan yere, bu dörtlü olan yerde başlıyoruz. Yapmak istediğiniz uzunluğu bu dörtlü olana kadar yapalım. Şimdi bundan sonra küçültmeye başlıyoruz. Normalde dörtlü yeri yaparken burada 3 zincir yaparak batıyorduk. Artık bu uç sivri kısmı yapacağımız için bu son batma yerinde bu şekilde yapmıyoruz. Normal ikili trabzan yapıp bu sık iğne yaptığımız yere batarak trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Üçgen yapacağımız yerde, başlayacağımız yerde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aynı artık keserek devam etmemiz gerekiyor üçgen yapabilmek için. Şimdi benim burada başlamam gerekiyor. İz sürümü yaparak buraya geleceğim tersten. Önden çok belli olmaması için bu iz sürümü sadece şu arkadaki telinden ipi alıp bu şekilde iz sürümü yapacağım. Bu sefer önden çok belli olmayacak. Kenarlarda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Arkadaki telinden ipi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki telinin içinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. İlk zincirin içinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinci zinciri de aynı şekilde. Ortada bir sık iğne yapıyorum. Normal diğer sıralarda yaptığımız gibi sıraya devam ediyorum. 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde normal sıralarda yaptığımız gibi bu boşluğa kadar yapıyoruz. Sonuncu trabzanlı yeri burada yapıp bu boşluğa batarak sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çektim. Aynı diğer taraftaki gibi ortadan başlamam gerekiyor. Yani bunun ortasında da bitmem gerekiyor. Ortada bir sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum. Normal 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bu sırada şu anda hiç eksilme, arttırma yapmadan normal sıralardaki gibi yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 arada 3 zincir tekrar aynı boşluk içerisinde 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu sırayı normal bir şekilde arttırma, çoğaltma yapmadan sıra sonuna kadar buraya kadar yapıyoruz. Bitiş şeklini aynı buradaki gibi yapacağız. Buraya kadar normal bir şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Diğer sırada 4 tane vardı. Bu sırada 3 tane oldu. Bir dahakine 2 tane olacak. Şimdi sıra sonunda zincir çekerek batmıyoruz. Aynı buradaki yaptığım gibi tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanımı. Şimdi aynı şekilde bu ortadan başlamam gerekiyor. Arkasına dönüyorum. Bu şekilde iz sürümü yaparak ortaya kadar geleceğiz.
arkadaki telden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki telden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine yapıyoruz. Birinci zincirde de bir tel alıyoruz. İkinci zincirde de aynı bir tel alarak iz sürme yapıyoruz. Ve boşlukta bir sık iğne yaparak modele başlıyorum. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi sıraya başlıyoruz. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapmaya başlıyorum. 3 zincir, tekrar 2 sefer dolayarak sık iğne yaptığım yere batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Ve toplamda 2 tane böyle trabzanlı yer olacak. Sonra buraya batarak sıramızı bitireceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 2 trabzanlı yer oldu. Burada ortadan başlamıştık. Şimdi burada da ortada biteceğiz. 3 zincir. Tam ortaya batarak boşlukta bir sık iğne yapıyorum ve bu sırayı bitiriyoruz. Şimdi yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Sıramı dönüyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Dört bu tarafa, üç zincir, dört de bu tarafa yapıyoruz. Trabzanları tamamladım. Şimdi boşluğa batıp buraya da aynı şekilde trabzanları yapıp sonra sıramızı bitiriyoruz. Diğer taraftaki de trabzanlı yeri yaptım. Aynı buradaki gibi bitme işlemini yapıyoruz. 2 sefer tığıma doluyorum. Bu sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yeni sıraya başlıyorum. Yeni sıraya bu ortadan başlamam gerekiyor ve son olan yeri yapacağız. İz sürme yaparak ortaya geliyorum. Trabzanların arka telinden İz sürme yaparak zincire kadar geliyorum. Bütün trabzanların tepesinde tek telini alarak iz sürme yapıyorum. Birinci zincirde de bir tel, ikinci zincirde de bir tel alıyorum ve boşlukta bir sık iğne yaparak modele başlıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum ve son batacak yere batıyorum. Sık iğne olan yere batarak trabzanımı yapıyorum. Aradaki 3 zinciri yapıyorum. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. 3 zincir ve tam ortaya batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı burada bitiriyoruz. Tam ortasında. Burada ortada başlamıştık. Burada da ortada bitiriyoruz. Şimdi 3 zincir çekerek sıraya dönüyorum. Ve son sıramı yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu işlemi tam burada yaparak sıramızı bitiriyoruz. 4 trabzan. Bu arada isterseniz bir zincir çekerek devam edebilirsiniz bu şekilde. Diğer tarafa 4 trabzan yapmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz 3 zincir yaparak da yapabilirsiniz. Çünkü başlangıç kısmı bu şekilde duruyor. Burası biraz küçük. Eğer aynı görünsün diyorsanız orta kısmı 1, 2 o kadar zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ya da 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bir zincir olunca bu şekilde görünüyor. 3 zincir olunca bu şekilde görünüyor.
O kısmı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. 3 zincir çektikten sonra bu iki telin oradan beri ipi alarak ilmeğin içinden geçirerek tekrar 4 trabzan yapmaya devam edebilirsiniz. Bu kısmı bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben sadece 3 zincir çekip normal sıralarda yaptığım gibi yapacağım. 4 trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Son bitirirken aynı diğer kenarlarda yaptığımız gibi isterseniz bu şekilde trabzan yaparak bitirebilirsiniz. Ama artık sıraya dönmeyeceğimiz için bu şekilde yapmamıza gerek yok. 3 zincir bu sık iğne yaptığımız yere batarak bir sık iğne yapıp bu şekilde de bitirebilirsiniz. Çünkü artık geri dönmeyeceğiz. Sıramız burada bitiyor. İpimi burada kesiyorum ve ipimizi arkada saklıyoruz. Dediğim gibi iki türlü de yapabilirsiniz. Burası bitiş olan sivri kısım. Burası da başlangıç olan sivri kısım. Eğer siz istiyorsanız model bittikten sonra kenarına bir sıra sık iğne de geçebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Dantel kısmı yapılışı bu kadar. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağım böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300 İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum.
ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Ben bir de tahta boncuk kullanacağım. Tığ yardımıyla ipleri tahta boncuğun içinden geçireceğim. Kullandığım tahta boncuk 19 mm. Bu yaptığım ortadaki 3 zincirin direkt ikinci zincirin ortasından beri tığımı geçiriyorum. İpimin tekini oradan alıyorum. Diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Bu ipi tahta boncuğun içinden beri aşağıya geri çekiyorum. Sonra püskülü bağladığım ipin arkasından beri ipleri aşağıya çekiyoruz. Bu şekilde arkası temiz duruyor. Bir tanesini çektim. İkincisini de aynı şekilde. Eğer ipimiz püskülden uzunsa fazlalığı kesiyoruz. Bu şekilde diğer tarafa da takıyoruz. Başlangıç kısmında da aynı. Zincirin içinden beri ya da boşlukta fark etmiyor. İpin tekini alıp püskülümü takıyorum. Bu şekilde başlangıç kısmında püskülümü takıyorum. Bu sivri kısımlar başlangıç kısmı ile bitiş kısmı tam olarak birbirine benzemiyor. Çünkü hani yön bu tarafa doğru gittiği için, yönleri farklı olduğu için birbirine tam olarak benzemiyor. Mesela burası başlangıç kısmı düz duruyor. Bitiş kısmı da püsküle doğru geldiği için bu kısımlar böyle duruyor. Ben bunu ütülerken böyle düzleyerek ütülemeye çalışacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ben ütülerken böyle düzelterek bu kenarı düz yapmaya çalışarak ütüleyeceğim. İpim ütüye elverişli olduğu için hafif tersten ütüleyip size bitmiş halini o şekilde göstereceğim. Şu anda ütülenmemiş. Ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Modeli ütüledim, masaya serdim. Bitmiş hali de bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu modeli de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.